Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bu cam hortumu diyorum ama arkadaşlar bunu bimden aldım. Bu gül dalların herhangi birinin içinde bulabilirsiniz bu şekilde. Yani camsil hortumu olur, kireç çözücü hortumu olur. içindeki sert hortum arkadaşlar. Bu fıs fısları sıktığımız aspirin diye bir e, şimdi, köpüklü temizleyici var onun için. Bunları biraz suda bekletip şöyle bir iki e, yıkadıktan sonra içini falan tertemiz zaten deterjan şeyi. iki üç kere durularsanız bu şekilde kullanmaya müsait olur. Yani camsil hortumu deyince camsil hortumu şart değil. BİM'de satılan gül dalların, o fısfısların içinde o temizlik malzemesinin içinde olan o fısfıs hortumu arkadaşlar. Ee, tığımız da 22 numara. Yine arkadaşlar size iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Modelim mevlit örtüsüne havlu kenarına bir dağ modeli arkadaşlar. Yine her zamanki gibi iğneden tığa bir model. Modelim bu şekilde bakın. Çok zarif bir iğne oyası modelinin üzerine dağın üzerine çiçekler kondurmuş. Dağda açan çiçekler gibi. Çok hoş ve zarif olmuş arkadaşlar. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet. Benim dağa çevirdim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın birebir aynısı. Aynı zariflikte. Böyle sahte sık iğnelerle kenarlarını yaparak sizler için tığa çevirdim. Bunu da arkadaşlar biliyorsunuz mekik görünümlü çiçeklerle e, sihil halka ile yapıyorum. Bu şekilde iğne ile de bu çiçeklerimi diktim. İğneniz de hazır olması lazım. Evet dağımız bu. Bunu mevlüt örtülerinde, havlu kenarının kenarlarındaki çiçeklerde kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Büyük bir dağımız oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Ara mesafesi olarak 5 tane tığ battı ve dağımızın kenarı için iki tane de tığ battı toplamda arasında yedi tane tığ battı bırakarak böyle dağımın yapımına başlayacağız. Siz bu beyaz yeri ben modelde beyaz hem de çekimde daha net gözükür diye beyazın üzerine yapıyorum. Siz bunu siyah tülbentinizi e, siyah tığ battığıyla, siyah iple tığlayın arkadaşlar. Onun açıklamasında yaptıktan sonra şimdi şekilde modelimizin anlatım kısmına geçelim. Dediğim gibi 15 tane tığ battı ile başladım. Yani 15 de orta arkadaşlar. Ne büyük ne küçük. 15 tane tığ battı yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Daha önce tığ battımı girip 2 tane zincir çekmiştim. Bir tane de üzerine çekerek 3'e tamamlayıp bakın. Sahte sık iğne ile bu şekilde buraya minik bir tığ battılar yapıyorum zincirinizi çok sıkı çekin ne kadar sıkı zincir çekerseniz işiniz o kadar güzel gözükür arkadaşlar 3 zincirimi çekiyorum buraya bu şekilde 15 tane aynı 3 tanesini yaptığım gibi bakın arkadaşlar çok zarif bir tığlama oluyor bunun nedeni de şu şekilde sahte sık iğne ile almamız tığ battımın içine girip Tığımdaki ipten geçip üzerine şöyle oturması için bir zincir çekiyorum. Bunu bu şekilde 15'e tamamlayalım. Evet. 15 tane tığ battı. Mesafesi bu kadar oluyor arkadaşlar. Kayamızın büyüklüğü bu kadar olacak. Şimdi 6 zincir çekerek şöyle buraya bir kirpik yapacağız. 6 zincirimi çevirdim. Şöyle hemen ilk tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. Hemen sahte sık iğnenin dibine bir tane zincir çekerek oturtturuyorum. Şöyle arkadaşlar orta boy bir kirpiğimiz oluyor. 7 zinciri denedim. Biraz büyük düştü. Bu daha güzel iğne benzedi arkadaşlar. Siz de 6 zincir çekerek şöyle köşelere kirpik yapabilirsiniz. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen bakın sıradaki tığ battımın tam ortasından girip sahte sık iğnemi yapıyorum aynı şekilde 3 zincirimi çektim sıradaki tığ battımın içine girip şimdi bu kesim işlemini yaparak 15 olan sayımızı 14'e düşürüyoruz ikinci sırada da aynı şekilde başa doğru tüm tığ battılara üçer zincir çekerek ikinci sıramızı yapmış oluyoruz Şöyle biraz hızlanalım. 3 zincirimi çekiyorum. Tığ battığıma girip kapatıyorum. 3 zincir Şöyle. Bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Zincirlerin sıklığı aynı olacak. Bakın çekerken sıkı sıkı çekerek aynı boyutta çekmeye dikkat edelim. arasında girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir aşağı kadar geldim 3 zincir tabi arkadaşlar her zamanki gibi biliyorsunuz bu ipleri gayet güzel esnetiyoruz eğer ipiniz ince ip Bazen altın başanki de ince çıkabiliyor. Arkadaşlar leylak olursa leylaklar daha ince. Esnettiğinizde incecik ip olsun. Hem esnetince biraz da sertleşiyor. Daha böyle kalıp gibi duruyor. Bu dağın modeli de kalıp gibi durması önemli. Şimdi 14'e düşürdük. Bakın arkadaşlar. Tığ battı sayımız. Ve 6 zincir çekerek bu 14'ü e, 13'e düşeceğiz. 3. sıramızda. yine şöyle çeviriyorum bakın hemen dibindeki tığ battığımın içinden ilmek çıkarıp tığımdakinden geçiriyorum şöyle oturması için de bir zincirimi çekiyorum buna da arkadaşlar sahte sık iğne ediyoruz 3 zincirimi çektim yine aynı şekilde tığ battığımın içine girdim kapattım 3 zincir Hemen tığ battımın içine giriyorum, kapatıyorum. Aynı işlem arkadaşlar. 5 kalana kadar şöyle gidip gelip gidip gelip aynı gösterdiğim şekilde 5 kalana kadar yapalım yani. Köşelerde 6 zincir çekerek dönüyoruz. Üçer zincir çekerek de bu tığ battıların içerisine girip yuvalar hazırlıyoruz. Fazla zaman gitmemesi için bunu 5'e düşene kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın. 5'e ee, kadar gelin demiştim ama şöyle orta halinde sizlere bir göstermek istedim. Şöyle tel tel oluşunu, zarifliğini bakın. Şöyle incecik oluşunu. Bir ortada nasıl oluyor? Size göstermek istedim. Şöyle köşelere gelince altı zincir çekerek kesim yapıyoruz. 15 olan tığ battığımız kese kese 8'e düşürdük. Şöyle bir sırada buradan yaparak kayamızın oluşumunu şöyle orta şeklinde göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi köşeye geldik. 6 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Dönüyorum. İlk buradaki tığ battığımın içinden girip bir tane ilmeğimi alıyorum. Ve tığımdan geçip sık iğne ile sabitliyorum buraya. Bakın bir tane ilmek eksilttim. Hem de kenarına kirpik yaptım. 3 zincirimi çektim. Tığ battığımın içine kapatıyorum. Bu şekilde tığ battı. 3 zincir hemen sıradaki 3 zincir 1 2 3 zincir Hemen sıradaki tığ battığının içine girip tığındaki ilmekten geçiriyorum. Üzerine bir sık iğne. 3 zincir. Zincirleri gayet sıkı ve sahte sık iğne ile alırsak inanın iğne yasız zarifliğinde bu şekilde bir dağımız oluyor. 3 zincirimi çektim. Hemen tabii ki arkadaşlar bir de ipi esnetip incetmenin de büyük faydası var. Zarifliğe yine aynı şekilde sıkı sıkı altı tane zincirimi çekiyorum. Döne döne dağımızı döne döne oluşturuyoruz. Ve buradaki hemen yanındaki yani tığ battığımın içine giriyorum. Şöyle yakından göstermek istedim arkadaşlar ama oğlandı bu şekilde ortayı da gösterdim arkadaşlar bakın şimdi altı tane kaldı ve bunu şöyle 2 3 3 kalana kadar da yapayım sonra tepesini de yine beraber yapalım inşallah Evet arkadaşlar dağımız hazır bakın 7 tane bu şekilde dağımızın kenarlarında kirpiğimiz oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane de burada olacak arkadaşlar. Bakın 6 tanesi oldu. Şimdi dönüşte 2 tane yuvamız kaldı en üstte. Dönüşte şimdi ben 6 tane zincir çekeceğim. Şöyle çevirdim. Bakın. Şimdi 7'ye 7 oldu. Bu şekilde sık iğne ile 6 zinciri buraya sabit. Evet, tam eşit oldu 7'ye 7 şimdi buraya bir tane tığ battı yuvasını yapıyorum son yuvamızı yapıyorum son yuvamızı yaptım şimdi 7 7 ortaya da bir tane arkadaşlar böyle tam tepeye piramidimizin tam tepesini bir tane yapıp kapatıyoruz 3 4 5 ve 6 çevirdim en son yuvamızın içine de bu şekilde sık iğnemle sabitleyip üzerine bir tane zincir çektim. Keseceğiz arkadaşlar. Şöyle zincirimizi de çektiğimize göre takmaya uğraşmayalım. Şöyle kopardık. Bakın. Bunu şu şekilde bakın önde gözükmemesi için arkada yakıyoruz. Evet, dağımızın oluş dönedine yaptığımız için biraz dönmüş arkadaşlar. Bu kadar oluştu. Şimdi kenar sık iğnelerini yapacağız arkadaşlar buralara, kenarlara. Onun yapımı için hemen gelelim. Evet arkadaşlar bakın dağımızı şöyle ters çeviriyoruz. Ters tarafındayız. Tersine çevirdik bu şekilde. Ve buradan bir tane tığ battı bırakıp 2. tığ battığının içine sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Hemen bakın ilk ilmeğimin içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde yuvamız hazır. Yine 10 zincirimi çekiyorum. bir tane bırakıp ortada bir tanesini bırakıyorum altı zincirimin ikincisinin içine 10 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde kenarların arkadaşlar yuvalar yapıyorum yine 10 zincir 6 7 8 9 ve 10 bir tanesini bırakıp şöyle bakın, ortada bir tane bırakıyorum ikincisinin içine 10 zincirimi sahte sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Bir tane bırakıyorum arkadaşlar. Evet bu tarafını bitirdik. Tam orta yerine geldik. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane ortadakini bırakıp arkadaşlar boş bırakıyorum en tepedekini. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Eğer bu 10 zinciriniz az geliyorsa arkadaşlar burayı 11 de yapabilirsiniz. Yine 10 zincirimi çekiyorum. Hemen bir tanesini bırakıp ikincinin içine her yuvanın ortasına bir tane bırakıyorum arkadaşlar sonrakine batarak bu şekilde yuvalar oluşturuyorum şöyle kenarda bakın dört tane Şu orta tepeyi saymayalım kenarda dört tane bu şekilde yuvamız oluşması lazım birinci yuvamızı yaptık üç tane daha yapacağız 6, 7 8 9 10 hemen bir tane bırakıyorum yine sahte sık iğne ile kapatıp üzerine bir zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim yine bir tanesini bırakıyorum en sonuncunun içine bu şekilde kapatıyorum Bakın, 3 tane oldu şimdi dördüncüsünü tığ battığımızın içine yapacağız 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar bakın. Tığ battımın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Evet. Sonuncu yuvamızı da bu şekilde yaptık. Ve iki tane zincirle düz yüzüne döndük arkadaşlar. Bakın düz yüzündeyiz. Şimdi bu çektiğimiz zinciri sahte sık iğne yaparak arkadaşlar. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu 1. Şimdi 10 zincir çektik ya. 10 tane de bu şekilde sahte sık iğne çek yaparak bu yuvaları dolduracağız arkadaşlar. 2 tane oldu. 3 4 5 şekilde. Çok hoş ve zarif oluyor. Bu dediğim gibi sahte sık iğne sağlıyor arkadaşlar. 6 7 8 Şöyle tutayım. 8 9 10 tane arkadaşlar 10 zincirin üzerine 10 tane bu şekilde sahte sık iğne yapıyorum şöyle diğerine sık iğne ile aynı sık iğne ile geçiş yapıp bu birinci geçiş yaptığım sık iğnemiz birinci yine 10 tane dolduralım bu şekilde 2 3 4 5 Bakın gayet de sert oluyor araları da arkadaşlar. Fazla da açık da olmuyor yani. 5 6 7 8 9 ve 10 onuncu ve sonuncu şöyle yavaşça çektiğim yeri göstermek istedim yine aynı sahte sık iğne ile üçüncü yuvama geçiyorum Evet arkadaşlar Aslında bu sahte sık iğneyi de yavaş da gösterdim sürekli de gösterdiğim bir sahte sık iğnemiz şimdi arkadaşlar son yuvaya kadar bu şekilde gelelim her 10 zincirle yaptığımız bu yuvalarımızı onar sık iğne ile doldurarak bitirelim. Ben tamamlayayım. Üzerinin çiçeklerinin yapımında buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Son bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Bunu üzerine çiçek yapmadan böyle sade bile çok hoş duruyor arkadaşlar. Şu bıraktığımız araslılarına biraz daha mesafe bırakıp oraya bir çiçek yerleştirebilirsiniz. Ben fazla bile bırakmışım bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakın 6 tane kalmış. 3 bile kalabilir. Yani birbirine daha yakında daha güzel durur ya bunlar. E şimdi şu yaptığımız çiçekleri nasıl yaptık? Onu göstereceğim. Şöyle iki tanesini hazırladım sizler için. Şöyle Sarısını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın sarısını yaptık pembesini sarısını sizler için hazırladım bu şekilde ve şimdi maviden beraber yapalım bir tane daha nasıl yapıldığını görmüş oluruz Evet arkadaşlar şöyle sihir halka yaparak başlıyorum ipimi çekmek için biraz uçtan mesafe bırakıyorum sihir halkayı biliyorsunuz parmağımdan gelen ipi şu şekilde sola doğru yatırarak sihir halkaya başlıyorum bu ortadaki yuvadan girip şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ikili olan kısım üstte. Bu ikili olan kısımdan bir tane daha girip şöyle bu şekilde işimi sağlam alıyorum. Üzerine de bir tane zincirimi çekip ipimi uzattım ve bu aparatımı aldım arkadaşlar. Buraya sabitledim. Yine aynı şekilde yuvamızdan giriyorum şöyle parmağınızla tutun Arkadaşlar şunu şöyle yerleştirince kaymaz bu şekilde yuvaya girdim 1-2 zincirimi alıp hemen aparatıma takıyorum hem kameraya bakıp hem ona saatlemek siz kendiniz kamera olmadığı için arkadaşlar rahat bir şekilde yapabilirsiniz Evet bakın bu şekilde bir iki tane zincirimi çekiyorum ve ipimi uzatıp cam sil hortumunu takıyorum. Evet arkadaşlar şöyle daha yakın tutup görme açımızı genişletelim. İki zinciri şöyle dibine çekiyorum. Bakın sıkı sıkı iki zinciri çekip ipimi genişletip takıyorum. Dört oldu. Yine girdim. Bir, iki zincir Üç. şöyle birazcık da pay bırakalım bakın arkadaşlar bura böyle yaptıkça genişlese bile siz buradan onu küçültebilirsiniz şöyle tutmak için rahat bir tutum olsun yine aynı şekilde yuvaya girdim bir iki tane zincirimi çekip ilmeğimi arttım altı oldu Yuvaya girdim. Dibindeki tane zincirimi çektim. ilmeğimi bu şekilde ardıyorum. 7 Yine aynı şekilde yuvadan girip 1 2 zincir ipi uzatıp aparatıma takıyorum. Şöyle aparatım ekrana sığsın diye küçültmüştüm arkadaşlar. 8 yuvaya gir. 1 2 zincir. Bu şekilde 9 ve sonuncu ilmeğim için yuvaya girdim. Dibinde iki zincirimi çekiyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar toplam 10 tane ilmeğimizi yaptık. İpi koparmadan önce de şöyle bir iki tane zincir çekiyorum koparırken de şöyle bakın bu sarılarda de gözüküyor bu boyutta bir uzunlukta şöyle iğnemle dikmek için ip uzunluğu bırakıp koparıyorum şimdi alıp bunu bakın ilmeğimi şöyle çekip burayı sıkılaştırdım şimdi şu küçük bakın küçük ip boyu kısa olan yani ilk başladığımız ip var ya. Çünkü öbürünü baya bir uzun bırakıyoruz dikmek için. Onu şöyle biraz daha sıktırıp arkadaşlar o önemli. O küçük ip önemli. Onla bunu birbirine yuvarlaklayacağız. İlk önce şöyle bir aparatımızı çıkaralım. Aparatımızı çıkardık. Bakın arkadaşlar. Mekik gibi şöyle kirpiklerimizin güzelliğine maşallah diyeyim başına bir şey gelmesin. Bakın kirpiklerimizi aynı bu yaptığımız mekikler gibi çok güzel oldu. Şimdi bunu sıktıralım. Şöyle bakın. Dediğim gibi kısa çöp, kısa ipi tutacağız. Bu büyük olan, bu da kısa olan. Kısa ip bizim ana anahtarımız yani daha doğrusu. Bakın bu şekilde şöyle daha önceki videolarımızda telefonu güzel değilken çekmiştik bu meki görünümlü kirpikli oya diye sanırsam bu şekilde yapmıştık çok önceleri bunu çekip iyice çekip arkadaşlar bu şekilde birbirine bakın sıfıra sıfır getirdik şu uç noktaları birleştirdik şimdi ben buna şöyle içinden geçip bir tane düğüm atıp bu ipimi keseceğim. Yani kısa olan ipimi keseceğim. Uzun olan ipimle de bu çiçeğimi bu yaptığım dağın üzerine monte edeceğim. Bakın dibine bir tane düğüm atmasanız da sökülmüyor aslında arkadaşlar. Çok sık olduğu için ama benim gibi sağlamcılar bu şekilde düğüm atarak işini sağlamada alabilir. Evet kısa ipi kesip hemen yakıp geliyorum makasını bulup bunun kısa olanını şöyle kesip hemen yakıp geliyorum şimdi arkadaşlar bakın bu en tepe noktası var ya bakın 1 2 şuradan da sayınca 1 2 buraya şöyle daha net gözüksün bakın buraya bu şekilde tam ortasından girip bu şekilde yerleştiriyorum Şöyle düz tarafından bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Yerleştirdim. Aynı yerin hemen yanından da geçip iki tane geçeceğim. Ben siz daha da sağlam yapabilirsiniz. Bakın, şimdi bu çıktığım yer var ya. Onun hemen bir yanındaki yerden de girip hemen buraya bakın, dikim işlemini gerçekleştireceğiz. ortadaki yerden girdim. Şöyle burasından şöyle dikiş yeri olarak kullanacağım. Tekrar bakın aynı yerden arkaya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ben size sadece dikiş yerini bir de nereye dikmeniz gerektiğini gösteriyorum. Sağlam bir şekilde şöyle arkaya da dikmek Hani ben bunu kullanmayacağım için, tekrar sökeceğim için siz daha sağlam dikin demek istiyorum. Bu şekilde bakın. Dikiş şekli böyle yerleştirip bunu sağlamlaştırdım. Bir iki defa içinden geçerek. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şimdi sıra mavi de mesela. Mavi de bunun şöyle altına gelecek şekilde. Bakın. Bu şekilde. Sarıyı da onun bir altına gelecek şekilde. Şöyle dikiyoruz. Alt alta gelecek şekilde aynı işlemle bu şekilde ayarlıyoruz çiçeğimizi pembeye göre. Bu şekilde dikiyoruz. Şimdi ben bu sarıyla pembeyi de aynı şekilde bakın. Şöyle Şurada sadece bir tane boşluk kalacak. Şöyle görüntü arasını istediğiniz gibi de verebilirsiniz. Modelde bu şekildeydi yine aslında. Ben de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hemen diğer ikisini de ben dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, dağımızın bitmiş hali bu şekilde. Çiçekleriyle dağımızı bezedik. Çok hoş oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle e, iğneyle de arkadaşlar şöyle mesafesini yakın tuttum. Bir de hani. 3 tane bırakırsanız arada nasıl olacak? Bu şekilde yakın olunca daha zarif oldu bence. Orada bir hesap hatası oldu. Evet. Modelim bu. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.